Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Video konferans yöntemiyle yapılan basına kapalı toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı. Toplantının ana gündemi Libya oldu, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi. Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya ile ilgili son açıklamalarına yanıt verdi. Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz. Libya'da suç işleyen sizsiniz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptığınız hataların aynısını Libya'da tekrar ediyorsunuz. Hafter yenildikten sonra şimdi iki tarafa da eşit mesafedeyim diyor. Bütün dünya biliyordu ki Hafter'e destek veren Fransa'dır. Europol'ün terör raporuna tepki gösterdi Çelik. Uzun zamandır Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin bu rapor tarafından teyit edildiği görülmektedir. Özellikle Europol'un raporuna göre terör örgütleri PKK ve DHKPC'nin Avrupa Birliği topraklarını lojistik üs olarak kullandığı ve buralarda serbestçe faaliyet yapabildiği, propaganda yapabildiği ve finansman toplayabildiği şeklinde tespitler vardır. Gündemde İsrail'in ABD destekli Filistin ve Ürdün Vadisi'nin ilhak planı da vardı. 1980'de Doğu Kudüs'ü, 1981'de Golan Tepelerini nasıl ilhak ettiyse sadece protestolarla İsrail'in durmayacağı açıktır. Dolayısıyla burada küresel düzeni yok etmeye dönük bir sonuç doğuracak bir tutum ortaya koyduğunu, bunu herkesin görmesi gerekiyor. Türkiye'nin tartıştığı çoklu baro sistemi konusuna da değindi Ömer Çelik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları hatırlattı. Esasında demokratikleştirici bir modeldir. Savunmanın bütün unsurlarını yönetimlere yansıtacak. Dolayısıyla savunma erkini daha da güçlendirecek bir model üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız.